Aslında başta söylemiştim, burası aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabulünün de olduğu, bu çatı altında gerçekleştiği yerdir, salondur. Peki o oylama, o kabuller de burada oluyordu değil mi? Tabii, bütün oylamalar burada. Evet. Şimdi İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi aslında bizim milli mücadelemizi de özetleyen bir kelimedir. Evet. Korkma aslında ayettir, biliyorsunuz. La tehaf diye başlar. Korkma, yani bu ayetle başlar. Sonra da yine ayetle de devam eder. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak diye yine Kur'an'da ayette atıf yapar. Fakat o korkmayı biraz daha açmak gerekiyor. Biz Anadolu'muz işgale başladığında korktuk. Çünkü 900 yıl sonra düşman ayağı gören yerler vardı. Düşman gören yerler vardı. 600 yıl sonra, 500 yıl sonra. Şimdi düşününüz ki Denizli Anadolu'nun ilk fethi sırasında Türklerin eline geçmiştir. 900 yıl sonra, 800 yıl sonra işgale uğruyor. Ya da Aydın, işte Menteşoğullarından, Aydınoğullarından kalan coğrafyalar bunlar. Bursa'mız, imparatorluğumuzun kurulduğu. Biz orada korktuk. Fakat hani korkuda bir son sınır vardır ya, ondan sonra korkmazsınız. O son sınır Sevr Anlaşması'dır. Kim ne derse desin, Sevr Anlaşması Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bize giydirilmeye çalışılan bir deli gömleğiydi. Bakın, Almanya'ya Versay Anlaşması'ya çok ciddi belalar sardılar ve Almanya dış borçlarını ödeyemez hale geldi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Macaristan'ı paramparça ettiler. Bir toprakların bir kısmını Romanya, bir kısmını Çekoslovakya'ya verdi. Avusturya İmparatoru da bir imparatorluk bırakmadılar. Bize gelince bizim cephemiz bitmedi henüz. Yani Mondros Mütarekesi'ni biz imzaladık. Fakat onlar ihlal ettiği için, biz de başımıza örülecek çorapların farkına vardığımız için, biz de kendi çapımızda ihlallere devam ettiğimiz için Mondros Mütarekesi işleyemez hale geldi. Ve fakat Mustafa Kemal'in Amasya Tamimi'nde söylediği "Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir" sözü Sevr Anlaşması'yla karşımıza çıktı. Bize Orta Anadolu'da Karadeniz'e açılan birazcık toprak parçası, kime verildiği bile belli olmayan bir İstanbul. Güya biz oradayız ama biz idare etmeyeceğiz İstanbul'u. Onun dışında Anadolu'da her tarafta manda idareleri, işte Batı Anadolu'nun Yunanlılara verilmesi falan. Şimdi Sevr bizde işte korkuda son sınırdır. Artık kaybedeceğimiz her şeyi, kaybettiğimizi gördüğümüz yerdir. Mehmet Akif'in korkma diye başlaması da tahmin ediyorum ya da ben içimden geldiği için öyle düşünüyorum. Başımıza gelecek her şey geldi, bundan sonra korkmayın. Korkuyu öldürdük orada. Biz artık orada korkuyu öldürdük. O yüzden İstiklal Marşı'nın o birinci kıtası, o ayetlerle süslenen birinci kıta bizim milli mücadelenin de bir özeti gibidir. Bir telkin, bir haykırıştır, bir çağrıdır aslında. Yani her şeyi söyleyebilirsiniz. Hamdülillah Subhi Tanrıver şu kürsüden onu okuduğunda buradaki alkışı bir hayal edin lütfen. Evet, evet. Müthiş bir şey. Şunu da söyleyebilir miyiz etiketimizde? Cumhuriyet demek korkusuz vatanseverlerin bize hediyesidir. Evet. Evet. Şimdi bir ara verelim müsaadenizle. Sevgili seyirciler, aranın ardından şu karşı salona geçeceğiz ve orada size çok güzel bir bayrak göstereceğiz. Ondan sonra Atatürk'ün özel eşyaları var. Bazıları bana çok ilginç geldi. Evet. Değil mi? Özellikle maşlah. Evet. Ziyaretçilerimizin de çok dikkatini çekiyor. Evet. Onu gündem ötesi seyircisiyle de paylaşmak isterim. Tabii bu arada reklama gitmeden şunu da söyleyeceğim. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a, sevgili hocamız Numan hocamıza da teşekkür ediyoruz. Yarın burada da özel bir tören olacak. Hatta biz kendisine davet etmiştik. Tabii çok yoğun bugün, biliyorsunuz mitingde vardı. Birçok husus vardı kendilerinin programı da. Burada bize çok destek oldular. Tabii Fatma Hanım'a da keza öyle, Yahya Bey de geldiler, ilgilendiler. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan hürmetlerimizi gönderiyoruz. Şimdi bir kısa ara verelim. Cumhuriyet demek etiketiyle bize yazmayı sürdürebilirsiniz. Instagram'dan ve Twitter'dan birkaç dakika içinde görüşmek üzere.